Merhaba arkadaşlar, Gamer Dibi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün oynamayı çok sevdiğim karakterlerden biri olan Clan'la oynayacağım. Güzel bir eklenti build'i yaptım. Build'i de Mami'den gördüm, yalan söylemeyeyim. Buna da teşekkür ediyorum oradan. Çok yanlış bir cümle oldu arkadaşlar, hemen düzelteyim. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Bir 3-5 saniye idrak edemedim cümlenin neresinde yanlış yaptığımı. Şimdi gençler, topluluk sekmesinde yeni internet bağlattığımı söylemiştim. Eski internetim Superbox'tı benim. 2 senedir falan kullanıyordum. Türknet'e geçtim şimdi. Şimdi ilk öncelikle Superbox'la ilgili düşüncelerimi ve şikayetlerimi dile getireyim. Hani Superbox falan kullanacak varsa ona göre kullansın. Öncelikle şunu söyleyeyim, Superbox son çareniz olsun. Benim son çarem de o yüzden Superbox almıştım. Çünkü oturduğum yerde hiçbir internetin altyapısı yoktu. Hani dağ başında falan da değilim, Ankara'dayım yani. Altyapı nasıl olmayabilir? Her neyse, işte o yüzden kullanıyordum Superbox'ı. 20 download, 5 upload alıyordum ve 310 lira ödüyordum her ay. Başka türlü yayın yapma fırsatım olmadığı için mecbur bu parayı her ay veriyordum. Çünkü oturduğum yerde 5 upload verebilen başka bir hizmet yoktu. Buraya kadar sıkıntı yok, tamam, hani bir şekilde 300 liranın karşılığını veriyordu bana. Fakat oyunlarda inanılmaz ping yapıyordu. Zaten DBD videolarımdan biliyorsunuzdur. 150-200 pingde falan oynuyordum DBD videolarını. Valorant'ta TR serverında 55 ping alıyordum yani, siz düşünün. TR serverına giren yabancı bir adam benden iyi ping alıyordu. Hani Frankfurt serverını falan siz düşünün, Allah'a emanet. Benim takımdaki görevim şuydu. Benim pingim yüksek olduğu için ben ışınlanabiliyordum. Bizimkiler B'deyken ben A'ya ışınlanıyordum. Bakıyordum burası boş, beyler gelin diyordum. Buydu yani benim görevim. Şaka bir yana, ping açısından gerçekten çok sıkıntılı, hiç önermem. Bir diğer sıkıntısı da, tamam, sana 5 upload veriyordu, yayın yapmanı sağlıyordu, fakat çok dalgalıydı. Yani normalde 5 upload alan bir insan 4000 bitrate falan verebilmeli. Ben 3000 bitrate verebilmeme rağmen ara ara kasıyordu. Fakat yine de bir şekilde devam edecektim Superbox'a. Çünkü dediğim gibi sonuçta asıl mesleğim olan yayıncılığı ve YouTube'u karşılıyordu. Fakat şu yüzden bırakma kararı aldım. Benim bu kullandığım paket, 20 download 5 uploadluk paket, değişiyor. 15 download'a düşüyor. Upload'a aynı kalıyor. 15 download 5 upload olarak kalıyor. Fakat fiyatı 680 liraya çıkıyordu. Yani şaka gibi. Ben de o yüzden Türknet'e geçtim. Daha öncesinden de geçmiştim Türknet'e, fakat birkaç problem yaşamıştım. 2 upload falan alabilmiştim binamdaki sıkıntıdan dolayı. O yüzden Superbox'a devam etmiştim. Şimdi o binadaki sıkıntıyı çözdük. Türknet'te 80 download, 8 upload alıyorum ve 130 lira ödüyorum. Bu konuyu böyle kapatalım. Başka sorunuz varsa yorumlarda cevaplarım. Perklerimi anlatamayacağım. Maçı çok hızlı buldu. Eklentilerime geleyim. İlk eklentim, zehirlenme etkisinin verdiği topal cezasını %4 arttırıyor arkadaşlar. Yani kurbanlar daha yavaşlıyor diyebiliriz. Bir diğer efekte zehirlenme etkisinin süresini 1 saniye arttırıyor. Hem daha ağır zehirleniyorlar, hem de zehirlenmeleri daha uzun sürüyor. Mori'ye geldi. Bu arada Mori'yi merak ettiğim için attım, değişecek falan diyorlardı ama bu pembe Mori işe yarıyor mu artık, onu deneyeceğim. Clown'a da arkadaşlar bir diyet lazım, bir diyetisyen falan varsa aramızda. Günde 3 parmak yiyor, onu 1'e düşürmemiz lazım. Yani arkadaşlar, parmak yiyor derken hemen aklınız fesata gitmesin. Oo, hızlı volt atarak başladık, niye? Salak mısın? Bir dakika, ben şimdi burayı kilitlesem. Şunun kapı... Aa, zekice. Orada yatanı görmedim sanıyor olabilir, yatanı görmedim sanıyor olabilir. Oo, zehire girecek. Aa, nasıl girmedi lan? Mort kaldım. Şimdi bir dakika, köşeyi dönerken zehir atamayacağım için. Bak yine aynısı. O alo? Tamam, neyse, bir dakika, pencere kilitledik. Şuradaki paleti güzel oynamam lazım. Nasıl oynadım arkadaşlar, iyi değil mi? Tamam, bunu buraya kilitledik de bize az zaman kaybettirmesi lazım bunun. Oğlum sana inat ettim, seni buradan yakalayacağım. Ama dedim. Bence bu adam günah girdi şu an. Ya benim gözümde vatan aynı. Bana çok zaman kaybettirdi. Bak, bir tane cam bitti bile. Bizim takıntılımız mekmiş. 2 cam bitti arkadaşlar. Okey. Survivor'lar nerf yedi falan diyorlardı ama ben çok göremedim. Tamam, önünü keselim ki. Okey, devam. Topun etkisi bitecek. Mecbur şuna vuralım. Bu ne oğlum? Yani vurduğuma değmedi ki ya. Attığım taş ürküttüğüm kuşa değmedi, anladın mı? Arkadaşlar biraz az jen yapın da ben de oynayayım la. Buradan bir gerizekalı mı geçmiş sanki? Ya aptalın oğlu. Tamam, onu yedin. Onu yememe şansın yok da oğlum. Hangi cam bitti ya? Güzel. Tamam, bu zaten ananı s**eyim. Bana 360 atan ilk Müslüman olabilir arkadaşlar. Tarihe geçilsin. Çok paslanmışım ya. Vallahi billahi paslanmışız. Bu da bizim takıntılımızmış zaten. Aman. Arkadaşlar biz ben size Superbox'ı anlatmış oldum. Videomuzun başlığı Superbox nedir? Nasıl kullanılır? Ulan hemen de alıyorlar şerefsizler birbirlerini ya. Hiç hani tunnel camp şansım olmuyor ki. Allah'ım ya Rabbim ya.
Ulan herkes de sprinte geçmiş ha. O şişe birinizin evine gelmiş olabilir arkadaşlar. Yine bir eve ateş düşürdük. Kanka yetmez mi? Daha ne yapıyorsunuz? Zevk alıyorsunuz mu şöyle bir oyundan ya? Bu oyunun amacı bu değil ki. Yani bu da. Bu kadar da değildir herhalde. Üf, bir de bunların buğunu falan var. Oo, bu mu oğlum survivor'ların nerf yemiş hali ya? Sen ne yaptın da heal'landın ya? Geri dönmem lazım Ojen'e. Aynen bak giden var Ojen'e doğru. Köpek sanki hiç yapmadınız ya. Hiç sanki can yapmadınız hayatınızda. Oy iyi atış. Tamam şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Şimdi Ojen'e dönem var. Ojen'i bitirmeden ben bunu düşürürsem diyeceğim de düşüremeyeceğim galiba. Noed'le birlikte 2 kill almaya çalışacaktım da. O da zor, çok zor. İmkansız gibi bir şey hatta. Tamam şimdi Noed'i bilmiyorlar. Bakalım bunu base'e götürelim. Yemin ediyorum küçük dilimi yuttum, geri çıkarttım yani böyle. Evet şimdi Noed'imiz geldi. Ya benim tanıdığım survivor'lar bunu almaz da. Aynen gidecekler bak, direkt gidecekler ya. Aha. Ne yapıyorsun reis? Ulan bir 360 daha yiyorduk ya la. Var mı başka gelen? Tamam, diğer ikisi gitti. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Jen hızını gördünüz. Ben Superbox hızımı anlatana kadar menüdeyken 3 tane jen bitti zaten. 2 kill öp başına koy yani. Oğlum tamam gittiler, hadi bitsene, ben de mi kaçayım, ne yapayım, hadi öldü hepsi. Üf, nefret ediyorum şu map'ten ya. Bir şey diyeceğim, oyuna şöyle bir katil gelse. Diğer sorularların kılığına girebilen çok mu güçlü olur ya? Güçlü olur, bir de oyunun şeyine aykırı olur değil mi? Lan ne oluyor? Önümden sinek gibi bir şey geçti lan. Güzel. Bu takıntılı mıymış? Okey, ilk başta yakaladık. Şunu bir asalım. Yani şansımıza da o geldi önümüze. Yapacak bir şey yok. Benim MMR'ım mı düştü? Ne oldu ya? Neler gelmeye başladı bana? Gerçi az önceki maçtakiler fena değildi de. Aha! Dur. Arkadaşlar bu arada ruin aldım. Popu çıkartıp. Çünkü çok fazla hook alamadım ya az önce. Yani suçu kendimde buldum. En azından belli bir süre ruin dayanır belki. Ruin'i de gördüler bu arada ama. Şşş, senin kafanı kırarım ha. Şunu bak, hiç kullanmadım ilk maç. Ben bunu unuttum ya. Ver onu bana. Bir tane can bitti. Şu da yüksekti. Şu yüksek olana gidelim. Onu yapıyor olabilirler. Şöyle yukarıdan bombeli bir tane. Ya oğlum sen mal mısın ya? Şunu bir çıkartayım mı ben oyundan? Şunu ben bir oyundan çıkartayım arkadaşlar. Tamam, ikinci gen de bitti. Farkındaydım zaten biteceğinin. En güzel en sonu piç edeceğiz ama bu bize sıkıntı çıkartacak. Adam yıllanır yıllanmaz gene falan oturmuş. Bu İbo şeyi ya bu. İbo kabilesinden bu. Ah bir vurabilsem onu. Genleri öpürdetiyorlar yine arkadaş. Şu salağın peşine düştüm diye ya. Okay, nice. Nasıl iki can kaldı ya? Can tutma özürlüsüyüm. Yemin ediyorum can tutma özürlüsüyüm. Hatta şu an bir tane daha bitecek. Ben size bir şey diyeyim mi? Yakalarım bunu diyorum. Kötü oynuyor diyorum. Bir şekilde tık 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 bitiriyorlar canları ya. Ruin sana işim düştü. Orta geni savunman lazım. Direkt gidebilirsem tunnel'a gideceğim. Oy güzel timing. Okey. Sabahtan beri tutturamıyor dedi Arda. Dedim herhalde yine tutturamaz. Tutturası tuttu. Bu nasıl bir cümle lan? Yandık ya, vallahi yandık ya. Yandık, sıçtı her şeyin içine ya. Bunun bir de şeyi vardır decisive'i. Ne yapayım, beklesem mi decisive'i ama ölürse de iyi olur aslında. Evet, yani tunnel'la bile olmadı arkadaşlar. Tunnel'la bile bir yere kadar. Bu zaten yaralı, bunu alsak ne, almasak ne? Noed'imi de gördüler şimdi. Ne gitti? Aa Noed gitti, okey. Yani ben anlamadım ki arkadaşlar. Tamam ben de kötüyüm de. Bu jen hızı hiçbir şey değişmemiş ki ya. Ben mi malım acaba? Güzel, GG. Öbür astığımızı da kaçırttırdık muhtemelen. Kaçırttırmamış da olabiliriz, bilmiyorum. Şimdi bu kapılar açıldıktan sonra çalışmıyor muydu Dedert? Neydi bunun olayı? Şey Dedert ne lan, anasını satayım. Yuh, aynen çalışmasın. Decisive çalışmıyordu değil mi? Aa onu da gördük de yetişemem herhalde. Yetişir miyim lan? Aa öbürü gitmemiş ki. Cık. Ay kafama sıçayım. E sen ne yaptığını sanıyorsun şimdi? Ne yaptı bu, ben anlamadım. Tamam iki tane alayım, yine berabere gitsin, aynen öyle oldu.
Ben anlamadım. Bu Janrush birisinin peşine takılmayacağım o zaman. Vurup vurup kaçayım ben bunları. Bir de öyle deneyeyim. Evet gençler, şimdi biraz Jhin kontrolünü ön planda tutup oynayalım. Ya bu benim bu oyunda mantığımın almadığı, daha doğrusu beceremediğim bir şey var. Şimdi bir kurbanı yaraladın ya, bunu kovalamaya devam edersen Jhin bitiyor. Jhin'lere gidemiyorsun. Bu kurbanı yaralayıp Jhin'e geri dönersen de bu kurban heal'lanıyor. Yani bir şey olmuş oluyor, anladın mı? Bir döngüye girmiş oluyorsun. Bunu nasıl atlatırım bilmiyorum yani. Ulan ileride birini mi gördüm ben? Bir şey diyeyim mi? Direkt birini gördüm galiba. Aynen. Aynen de öyle hocam. Bağırma kız. Ananı avradını. Bana Window Fake atan ilk Müslüman olmayı hak kazanıyordu. Yui'ymiş bizim şeyimiz. Takıntılımız. Ona da önem vermem lazım. Sonuçta perk'üm var, onu kullanamıyorum değil mi? Yani insan biraz şey kasmalı. Çok güzel. İşte böyle hızlı başlamam lazım maçlara. Şöyle kafamı gömeyim de arkadaşlar şuraya. Flash save falan ama maazallah. Şimdi birkaç perk değiştirdim. Fark etmişsinizdir. Mangal ve popa geçtim. Kandırıkçı ve ruin çıkartıp. Al. 3 saniyelik chase jam bitti. Ne yapayım şimdi ben bunları? Çok iyi. Ay oğlum, nasıl fast atabildi lan? Bir şeyler oluyor ama şu an ben de ıskaladım mı vurdum mu anlamadım. Şimdi bakalım hemen barbeküyle. Neredeler? Şu Jhin'i yapan var. Uzaktakini var. Uzaktakine yetişemem gibi. Şu Jhin'i durdurmaya çalışacağım. Oo, yanımda da biri varmış ama. Oo, yaralısın hem de. Tamam, bu Jhin daha çok ilerlememiş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sana da gelmiş ya. Bak bu çakallıkları yapmam lazım. Onu düşürdüm ya. Buna da bir tane vurayım, uğraşsın dursun pezevenk, anladın mı? Ben bunu çok yapmıyorum. Pop bitmeden de şuna popumuzu vuralım. Şöyle olduğu yere doğru bir tane atalım. Kral. Hop, struggle'a geçti. Şimdi alabilirsin. Bu bizim takıntılımızmış. Stekleri s**kem olsun, sıkıntı yok. Otomatik barrel vardı. Bekleyelim 5 saniye. Herhalde 5 saniye geçmek üzeredir. 5 saniye geçmemiş arkadaşlar, ya da onun da barrel vardı, bilmiyorum. Stekleri mahvetti ama olsun. Adamı hem struggle'a soktuk hem de beleşten bir tane hook almış olduk. Bak biraz şerefsizliğe yordum oyunu, hemen nasıl güzel geçiyor görüyor musunuz? Şöyle atsak şuradan. Oy. Şu an... Ne oynadığını sorabilir miyim sana? Adamı daha yeni aldılar, oraya geri döneceğiz hemen. Heal'lanıyor olabilirler çünkü. Aynen de öyle. Bir headshot. Ananı avradını, bana 360 atan ikinci Müslüman arkadaşlar. Tarihe not alınsın. Killer Shack'teki Jhin'i bitiriyor şu an. Onun farkındayım. Ya onu nasıl yemedin ya? Ulan kandırıkçı da yok ya. Kandırıkçı da yok ya kandırıkçı. Şu kanca iyi sevdiniz ha. Şimdi Killer Shack'teki bitecek. Onu biraz riske etmiş gibi oldum. Şöyle yapalım. Henüz bitmedi. Yetişme ihtimalimiz var. Hemen pes etmek yok arkadaşlar bitti diye. Gidelim oraya, yetişebilirsek. Ona pop vuracağız. Yetişemezsek oradaki kişiyi bulup anasını... Çok iyi değil mi? Çok iyi. Müthiş başladığım maç. Müthiş başladığım maç. Daha önüne bakmayı bilmiyor ama bir şekilde arkadaşlarına yolu yaptı. Gider ayak bu öldü mü? Bu öldü de gider ayak yapacağını yaptı zaten. Ya arkadaşlar gördüğünüz, mis gibi oynadım. Şerefsizliği yaptım. Chase'leri çok hızlı kazandım. Yine 4 jam bitti. Ben anlamadım ya. Sen de şımardın tamam mı? Bak şımardım biraz. Şu an şişe reloadlarsam buna yetişemeyeceğim. O yüzden reloadlamıyorum. Göremiyorum ki, seçemiyorum da şu an Jhin yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Okey, şu an bu iki Jhin boşta. İleridekini yapıyor olabilir mi? Evet, aynen de öyleymiş. Ya oğlum barbeküyle gözükmeyince 40 metre miydi orası ya? Öbürünün barovu var çünkü, yapacak bir şey yok ona. Bu ölüyordu. Bu nereye kaçtı ya? Ya yine mi 2 kill ya? Aa, buraya gelmiş, oh be. Hadi Ahmet, 3-3-3-3. Lan ne oluyor? Ulan adam bana önümü arkamı şaşırttırdı ya. Ne olur ne olmaz arkadaşlar, ben şunu bekleyeyim de bu decisive olayına tam hakim değilim. Şimdi decisive falan atar, şöyle güzel maçta kaçırmayalım. Zaten hani o decisive olayını biliyorum da şimdi emin değilim tam. Çünkü bizim test server videomuzda tüm Jhin'ler bittikten sonra Ali decisive kullanmıştı. Hani o an bug'a mı girdi yoksa biz mi perk'ü yanlış anladık emin değilim. O yüzden bunu bekleyeyim dedim biraz. Bence 4 kill'lik bir maçtı ama olsun. En azından 2 ile de bitebilirdi. Hadi bakalım, son maç şansı benimle olsun. Şans olmasa da olur, sıkıntı yok.
O bir an ağzımdan kaçtı arkadaşlar. Evet. Bu map kaldırılsın ya. Alomet diyor. Şu soktuğum map'ini kaldırsana. Yani bir şakasına hani şanslı bir cümle kurayım dedim. En sevmediğim harita geldi ya. O salak onu görmediğimi mi sanıyor acaba? Ha, seni görmediğimi mi sanıyorsun lan? Erens Beach. Biz sırayla canlarımıza gidelim. Oğlum nerede lan bunlar? Grev mi yapıyorsunuz? Oynamıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Bak tüm canları dolaştım. Hiçbiri %1 bile değildi. Bir an can biterse... Oğlum trolleniyor mu? Ne oluyor lan? Trollenmiyormuşum arkadaşlar. Seni gördüm seni. Seni de gördüm. Oy. Bir an riskli bir hit denemesiydi ama... Risk almadan başarılı olamazsınız arkadaşlar. Risk almadan başarılı olmaz. Ama ne alaka değil mi yani? Şu anki pozisyonumuzla risk almadan başarılı olup olmamanın ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Aa, mangala bakmayı unuttum lan. Neredeler bilmiyorum. Oradalarmış arkadaşlar. O zaman şuradan bir önünüzü keselim sizin ya. Merhaba. Aa, bu bizim takıntılımızmış. Yapacak bir şey yok. Aa, sen de mi buraya girdin? Oo, buraya girmiş de aşağı gitmiş bile çoktan. Struggle barı çok az kaldı. Struggle'a sokarak bunu sonra salmayı planlıyorum. Tamam, Struggle'a girdi. Şimdi devam edebiliriz. O süreçte hiç şey satamadım çünkü. Lan o ney? Mal, madem öyle alabiliyordum. Bir saattir niye almıyorsun? Artık dedart bekleme durumu falan olmadığı için. Tabii arkadaşlar, rahat bir şekilde. Bu dedart bir saniyeden yarım saniyeye düşürmüş değil mi sanırım? Son şey... Arkadaşlar kusura bakmayın, video çekmediğim dönemde biraz maymunlaştım da konuşamıyorum bazen. Bir saniyeden yarım saniyeye düşürüldü değil mi? O kim ileride? Birisi beni gördü. Geri vites yaptı hemen. Ya oğlum burada da nasıl atayım şu şey şimdi oraya? Ya ben malım ya. Ben harbiden... Yani... Bazı problemlerim var arkadaşlar benim. Okuma yazmayı da geçen sene çözdüm ben zaten. Yani orada vur değil mi yani? Ne şişeyle uğraşıyorsun ki? Eren ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Tamam anladım, kurtar beni demeye çalışıyorsun şu an. Olur, kurtaralım gel. Oğlum orası... Ya ben mi körüm ya? Oğlum bu adam Hızır mı ya bu adam? Niye her gittiğim koridorda beni bekliyor? Bir an ışınlanıyor, bir şey oluyor, adam ışınlanıyor. Oğlum Vecna geliyor herhalde, ne oluyor lan? Evet. Sana şu kadar diyeyim, Akasya durağındaki polisler senden daha akıllı. Oğlum oraya da atamam ki. Mor bir lambamız var artık arkadaşlar, o açıdan bakın. Yani her şeye pesimist yaklaşmayın. Biraz bardağın dolu tarafından bakmayı öğrenin. Kanka durur musun artık? Benim hızım senden fazla değil mi? Heh? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Tövbe yarabbim, taktı beni peşine, gidiyoruz ya. Oğlum atamıyorum da tam şişe atacağım sıra odalardan birisine giriyor. Lan kötü attık onu. Of çıldıracağım şimdi. Hadi bakalım. Diğeri arkada istiyorsa 3 tane cam bitirsin. Şöyle bir şişeleri yenileyelim onun önünü kapatıp. Son anda o şişeye basmasa düşüremiyorduk. Güzel. Ya tamam asıyorum bunu. Hadi sen de hashtag'e gidiyorsun. Nereden gidiyorsan git ya. Aha ben. Lan Z Suat değil mi bu oğlum? Alo Suat abi ne yaptın? Yani orada Suat abiyle bakışacağız diye. Aynen bir de kıvrağın çıksın. Bu çocuğu sinek gibi nasıl gidiyor bak. Sinek gibi nasıl gidiyor bak. Anasını avradına. Yüzüne sıçtığımın çocuğu. Yalnız diğer ikisini erken öldürmesem şu var ya şu beni direkt check-up yapmaya yollarmış ya videodan sonra. Hani attempt at da gelişine bir vurayım suratına senin. Ya oğlum adam attempt deniyor salıyor. Sen niye onu alıyorsun ya? Sen niye onu alıyorsun ya? Bak atamıyorum şişe atamıyorum şişe. Tam şişe atacağım sıra dönüyor bir yerden. Yat lan yeter. Vay vay vay. Beyefendi siz bu kadar şanslı mıydınız ya? Bak şu koydukları saçma sokuk kutu gibi şey yüzünden tam kapının yüzdesini göremiyorum. Kırmızı ışığı yanıyor mu yanmıyor mu diye. Ben bu adamı kaçırırım. Ben eğer kendimi tanıyorsam ben adamı kaçırırım da adam kaçmak istemiyor galiba, anlamadım ki. Evet öldü. Hak ettiğimiz olan 4-4'ü aldık arkadaşlar şimdi yani. İlk iki maç kötü olsak da biraz oyunun hani çakallığını geri hatırladık. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini.
Güzel, diğer iki maçı iyi bitirdik. Bengen'in güncellemeden sonra ilk defa katil oynadım. Şöyle yorum yapayım. Jhin konusunda bir şey hissedemedim. Yani bir yavaşlık göremedim. Bu benden kaynaklanıyor da olabilir. Çünkü çok fazla Jhin kontrol yapmayı bilen birisi değilim. O yüzden o konuya çok yorum yapamıyorum. Fakat chase'ler bence çok basitleşmiş. Özellikle klan, hani kurbanları yavaşlatan bir katil olduğu için ve dead artları olmadığı için çok güçlü oldum bence bu videoda. Kullandığım iki eklenti de bunu destekledi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.